Selamun Aleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Ukrayna Rusya cephe hattında önemli gelişmeler var. Birazdan Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigun'un zorluklardan bahsettiği bugün yayınlanan açıklamasını da aktaracağız. Ama öncelikle güzel bir gelişmeyle başlayalım. Ukrayna ordusu savaşın 30. gününde 3 düşman uçağı, 3 insansız hava aracı, 1 helikopter ve 5 seyir füzesi düşürdüğünü duyuruyor. Doğru mu derseniz bazılarının kanıtlandığını görmektesiniz. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı dün yaşananları aktarıyor. 25 Mart Cuma günü Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetleri'nin 12 düşman hava hedefini 3 uçak, 3 ya 1 helikopter ve 5 seyir füzesini imha ettiği duyuruldu. Savunma Bakanlığı Ukrayna Hava Savunması'nın düşmanın ön hatlarının ötesinde insanlı uçuşları neredeyse sınırlandırdığını ve Rusya'yı daha fazla iyi kullanmaya zorladığını söylüyor. Bu kapsamda görüntüleri görmektesiniz. Yine Kiye bölgesinde Ukraynalı sivil savunma birimleri son 24 saatte 81 patlayıcı etkisiz hale getirmiş durumda. Son dakika şeklinde paylaşılıyor. Ukrayna Rus savaş uçağını düşürdü şeklinde. Bunun da bugün düştüğü belirtiliyor. Fotoğrafı daha doğrusu videoyu görmektesiniz. Bir taraftan da Rus ordusu Mariupol veya Maripul'daki bir bölgenin dörtte birini ele geçirdiğini duyuruyor görmektesiniz. Osso Ovikima şeklinde çok zor okunuyor. Yine Rus ordusu Ukrayna'nın kurtarılmış, daha doğrusu onlar öyle diyor, işgal edilmiş bölgelerinin sakinlerine sözde insani yardım sağlıyor şeklinde haber paylaşılmış. Dediğimiz gibi dostlar Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun açıklamalarını aktaralım. Daha sonrasında geri kalan haberlerimize bakalım. Sergey Shoigu bu açıklamaları 11'i 7 geçe yapıyor. Bunu da söyleyelim Rusya Savunma Bakanlığı basın birifingi yerine Sergey Shoigu'nun açıklamaları aktarılmış. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu, devlet savunma düzeni programının uygulanması ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personeline yönelik sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda toplantı düzenliyor. Kendisi şunları söyledi. Bugün yaşanan zorluklarla devlet savunma düzeni planlı bir şekilde yerine getiriliyor. Bu yıl bütçe finansmanın bir önceki yıla göre %15 artış yaşadığını göz önünde bulundurursak doğal olarak devlet savunma düzeninin görevlerini yerine getirirken nelere özellikle dikkat etmemiz gerektiğine bakmamız gerekiyor şeklinde bütçeyi %15 açtıklarını belirtiyor. Rus karşıtı yaptırımlara rağmen bugün devlet sözleşmelerinin seviyesi %85 civarında Nisan ayında bu işi eksiksiz tamamlayacağız. Kredi fonlarını kullanarak silah ve teçhizat tedariğini arttırmaya devam ediyoruz. Yani Rus ordusu ekonomik zorluklar yaşıyor. Öncelikler yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, havacılık teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır olma durumunu sürdürmektir. Sözde özel bir askeri operasyonun yürütülmesi göz önüne alındığında bu yıl birliklere robotik sistemler, bilgi desteği, elektronik savaş dahil olmak üzere gelişmiş silah tedari için belirlenen sevkiyatların hızının korunması gerekiyor ve tabi ki de lojistik zorluklar da var. Savunma Bakanlığı ilgili endeksleme ile alınan kararları dikkate alarak personele karşı tüm sosyal yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmektedir. Aynı zamanda askeri personelin parasal ödeneğinin endekslenmesi ve sivil personelin ücreti için de geçerlidir. Bu elbette mevzuatımız tarafından gibi gibi finansal konulara devam ediyor. Son cümlesini okuyalım. Ukrayna'da özel bir askeri operasyona katılanların savaş gazileri olduğu kabul edildi. Bu kapsamda gaziler hakkında yeni bir yasa değişikliği onaylanmış durumda. Bu kategorideki askerlerin akrabalarına da destek verilecektir. Açıklaması yapılıyor. Rusya'nın önemli açıklaması bu şekilde. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan Rusça bilenler tamamını dinleyebilirler. Yine dostlar bunun dışındaki haberlerimizi aktaralım. Bugünkü gündem daha çok Ukrayna'nın düşürdüğü uçaklar ve İHA'lar üzerineydi. Ermeni konuşuyor. Rusya'da birçok basın kuruluşunun genel yayın yönetmeni Simonyan konuştu. Ukrayna'nın önemli bir kısmı Nazi çılgınlığına kapıldı açıklamasını yapıyor. Margarita Simonyan gerçekte kimsenin hayal bile edemediği kadar çok sayıda nazi var şeklinde açıklama yapıyor. Aslında bu kadın ne derse tersi doğrudur şeklinde düşünebiliriz. Yine dostlar Dnipro'dan görüntüler görmektesiniz. Rusya'nın saldırısı altında Ukrayna'nın doğusundan tahliye edilen siviller Dnipro kentinde kurulan sığınma merkezlerine ulaşmaya çalışıyor. Yine Bulgaristan basınında haber paylaşılmış. Wagner grubu Zelenski ve Ukrayna Başbakanına suikast girişiminde bulundu. Fakat Rusya'nın özel askeri şirketi Wagner'den savaşçılar Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Başbakan Deniz Cimiga'yı suikasta başarısız oldular. Değerlendirmesi yapılmış Yine önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdat Amrayev, Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Mavlanov'la Taşkent'te görüşüyor. Coronado Adası'ndan uydu görüntüsü görmektesiniz. San Diego Körfezi'nde Amerika Birleşik Devletleri donanma üssü olarak hizmet veriyor. Buradan uydu görüntüsü paylaşılmış. Yine dostlar bunun dışında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Doğa Forumu'nda konuşuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski burada her zaman olduğu gibi destek isterken şunu söyleyelim. Katar Emiri Şehit Temin Bin Hamad El Sani'nin konuşmasını görmektesiniz. Katar Emiri askeri yöntemlere başvurmada alt safhaya ulaşıldığını söylüyor. Katar emiri El Sani, savaş kurbanı siviller ve mültecilerle dayanışma halinde olduklarını, Ukrayna Savaşı ile birlikte sorunların çözümü için askeri yöntemlere başvurulmada alt safhaya ulaşıldığını söylüyor. El Sani, yeni dönem için dönüşüm temasıyla gerçekleştirilen geleneksel Doğa Forum 2022'nin açılış konuşmasını yapıyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sivillerin hayatı ve uluslararası güvenliği etkilerine değinen El Sani, Son dönemde askeri çözümün tercihler arasında ön sırada yer aldığını söylüyor. Bunun en son örneğinin Ukrayna olduğunu ifade eden şey temim, forum kapsamında bu duruma dikkat çekmek istediğini söylüyor. Yine bunun dışındaki haberimizi aktaralım. Avrupa'nın en yüksek doğal gaz kurulu gücüne sahip ilk 10 santralini görmektesiniz. İspanya bu konuda başı çekse de toplama baktığımızda İngiltere İspanya'yı geçiyor. S Pontes 2324 MW ardından İngiltere'den 4 santral geliyor. İtalya, Almanya, İtalya, İspanya Belçika şeklinde devam ediyor. Avrupa'nın satın aldığı gazın %40'ı Rusya'dan, %24'ü Norveç'ten ve %11'i Cezayir'den geliyor. Bu not da burada düşülmüş. Yemen'e gidiyoruz. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli terör grubu Husiler arasında 7 yıldır çatışmalar devam ediyor. Bu kapsamda mülteci kamplarına sığınan siviller zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor. Başkent Sana'nın kuzeyinde Daravan bölgesinde mülteci kampından görüntüler görmek. Kamptaki çocuklar yerlerinden edilmiş olmaları sebebiyle barınma, eğitim, sağlık ve beslenme haklarından mahrum kalıyor. Hoşça kalın.